Evet sevgili dostlar, yine yeniden karşınızdayım. Şimdi geçen hafta TOKİ, bildiğimiz var ya Toplu Konut idaresi Başkanlığı diye bir e, kurumumuz var ya bizim böyle Türkiye'de boş bir yer gördüğü zaman bir devlet arazisi ya da bir mekan, bir yer neyse uygun bir yer gördüğü zaman böyle blok 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 binaları diken TOKİ'miz var ya bizim sevgili TOKİ'miz. Niye böyle konuşuyorum? Buradan gelip Türkiye'de bakınca ee, ve hatta Türkiye'de yaşasam bile ben zaten böyle düşünüyordum. Zaten böyle düşünen insanlar çok acı çekiyorlar Türkiye'de. Ya o güzelim mekanlar, güzelim yeşillik alanları yani bitirmenin lüzumu neydi? Mesela Kayseri'yi görüyorum, Konya'yı görüyorum. İstanbul zaten bitti yani. İstanbul'u bitirdiler yani öyle söyleyeyim. Şehir planlaması diye bir şey yok. Şimdi tutmuşlar işte bir yatay mimari, yatay mimari. Oho, oho oh yani hani oho, oho. Ya böyle bir de Özel okulculukta da gördüğüm bir şey vardır, gördüğüm bir şeydir bu. Bir, bir uygulama görürler, bir cümle görürler, bir böyle havalı bir kelime grubu görürler. Uluslararası işte Arnavutça işte in, diyelim dil öğrenmede ya da bir eğitimde güzel bir kelime görürler. O kelime grubunu öğrencileri, velileri bir şekilde ikna edip satış yapmak için aslında günün sonunda satış yapacaklar ve para kazanacaklar. Yani eğitim eğitim hak getire... Onu böyle köpürte köpürte anlatırlar. Şimdi biz yatay mimari, yatay mimariye dikkat ediyoruz. Lan nereye ya? Nasıl nasıl dikkat ediyorsun? Hangi ölçülerle dikkat ediyorsun ya? Hala belediyedeki 3-5 adamın inisiyatifinde oradaki işte kaç kaç kat çıkılacağı, kaç metrekare ev yapılacağı. Afyon'da dibimize adam %80 böyle arsanın %80'ine lop diye bir koydu böyle binayı ve kimse bir şey yapamadı. Ki evlerin olduğu bir yerde orası böyle. Çok güzel, nezih bir ortamdı. Adam hiç umrunda bile olmadı. Bir öğreniyoruz ki ona bir şey hediyesi vermiş. Buna bilmem ne yapmış yani. Kimsenin de umrunda değil açıkçası. Ben o kadar valiliğe bile yazdım. Hiç tık olmadı ya. Hiçbir şey olmadı. Neyse Toki. Toki güzel bir şey yaptı. Gurbetçiler için güzel bir şey yaptı. Dedi ki 450 tane evi gurbetçilere çekilişle vereceğiz. Ve çok uygun şartlarda. Tabi daha proje başlayacakmış Ümraniye'de. Sancaktepe'de. 450 tane ev vereceğiz dedi çekilişle. İşte e, haberlerde bütün haberlere yansıdı. Geçen hafta ben de söyledim. Hatta bütün her yerde gru, gruplarda falan da paylaşıldı. Şimdi benim, bizim İstanbul'da evimiz olduğu için açıkçası çok da istekli değiliz. Yani biz ailecek böyle başvurma konusunda yani ihtiyaç çok yani öyle söyleyeyim. Ama buradaki arkadaşlardan başvuranlar oldu. Ben de bir baktım. Yani sizlere böyle habere hazırlanacağım zaman bakıyorum ve merak ettim nasıl oluyor diye. Ya arkadaş ya gerçekten inanın o kadar canım sıkıldı ki. Ya o kadar üzüldüm ki anlatamam size. Bir, Tokin'in sitesine girdim. Tokin'in sitesinde bununla ilgili bir haber var sadece. İşte Tokin'in başkanının açıklaması var. Ya biz ne? Tapınma psikolojisindeki bir toplum olduk iyice böyle. Ya put koysalar tapacağız yani. Ya böyle bir durumdayız ya. Bir tane adam çıkıyor. Şeyhim diyor ona tapıyorlar. Bir tane işte bir başkanı oluyor. Bir kurumun başkanı oluyor ya. Çalışanlar tapıyor adama ya. Ya sırf Toki'nin başkanının açıklamasından oluşan bir duyuru metnini okudum. Bu arada bu sinirlenmemin sebebi öyle pat diye sinirlenmedim okuyunca. Ben normal girdim. İşte ha dediler. Baktım okudum. Ya bunun detayları ne acaba dedim. Şimdi mesela ben diyelim Toki'nin 450 e, dairelik evinden Kura'ya girmek isteyen bir gurbetçi vatandaşım. Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorum. Paramı Türkiye'de harcamak istiyorum. Okey. Girdim. Baktım sitede. Allah Allah. Tamam okey. Haberler var. Peki ben bu Evleri öğrenmek istiyorum, planlarını öğrenmek istiyorum. Tam lokasyonunu öğrenmek istiyorum. Sancaktepe'de, Sancaktepe'nin neresinde? İşte metroya yakınlığı var mı, şu var mı, bu var mı? Bakmak istiyorum, değil mi? Bu kuraya gireceğim sonuçta. Çünkü sonradan öğrendim ki, yani arkadaşlardan öğreniyorum. Girdiğin zaman, kuraya girdiğin zaman, girmeden önce bir 15 bin TL ödeme yapıyorsun. Kurada çıkarsa sana, o eğer sen de evi gördün ve beğenmezsen, 15.000 15 bin liran yanıyor. Ya yani nasıl bir düzendir bu böyle şey gibi deli Dumrul düzeni gibi. Ya arkadaş, önce bir şunların planlarını yayınla, lokasyonunu yayınla, bütün şu detayları göster. İnsanlar bir baksın, şu profesyonel bir firma gibi. O kadar büyük büyük binalar yapıyorsun, kaç milyon kişiyi ev sahibi yaptık diye övünüyorsun. Toki başkanımızın açıklaması, sayın başkanım şunu söyledi, sayın başkanım bunu söyledi. Ya orada onu yazanların yalakalığı zaten yazıdan belli oluyor ya. Hepi topu bir A4 Sayfasına sağacak kadar bir bilgilendirmeyle 450 dairelik bir e, siteyi işte 2-3 tane e, neydi grafik tasarımla yapılmış böyle bir 3-5 e, resim koymuşlar. Onun haricinde ne kat planları var ne site planları var ne site içerisinde nasıl olacak içeriği nasıl olacak. Sen mesela 1.5 milyon TL'lik bir ev satıyorsun orada içinde ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Sözleşmeyle ilgili hiçbir bilgi yok. Ben E-Devlet'teki kayıt kısmına gitmedim zaten kayıt olmayacağım için. Ama arkadaşlar diyorlar ki kayıt kısmında tamamen kendisini koruyan işte iptal ederseniz şöyle olur. Şartname de böyle. Bilmem ne de böyle bittir bittir. Yani karşı tarafın haklarını koruyabilecek ya da onlara saygı duyan bir yazı ya da bir bilgilendirme asla yok diyor. Ya çok üzüldüm ya gerçekten üzüldüm. Neyse böyle baktım dedim ki ya ben bunu bir duyarlı bir vatandaş olarak Toki'nin sitesinde güzelce yazayım dedim. Bakın sevgili dostlarım. Bakın böyle bir şey yapmışsınız ama lütfen bunda biraz daha fazla bilgilendirme yapın. Çünkü başka bilgilere de baktım. Sadece koymuşlar sıkıcı o şartnameler var ya onların hepsinin detaylarını siteye koymuşlar. O bununla ilgili değil, eski projelerle ilgili. Bununla ilgili zaten bir şey ulaşamadım. Varsa da ulaşamadım. Yani ulaşamamak da problem. Şimdi bazen böyle bir şey söylüyoruz. Ama işte şurada var lan ulaş, ulaşılsın, ulaşılmazsa ben ne işime yarıyor yani? Kolay ulaşılamıyorsa ne işime yarıyor? Kocaman site, web sitesi yapıyorsun. Yani milyonlarca insanı siteler içerisinde evler yapmış bir sistem basit bir web sitesini yapamamış oluyor. Her neyse dedim ki güzelce ben buna yazayım. Ya yazdım. Yazacak yer yok. Şikayet yerine yazıyorum. TC kimlik numarası istiyor. TC kimlik numarasına giriyorum ya da o bilgi edinme bir şeyinden hani ben bunlarla ilgili bilgi istiyorum dedim. Yani bu TOKİ bu evler nerede nasıl falan filan bilgi isteyeyim dedim. Bari. Hani mesela çalışıyor mu bir sistem? Ya TC kimlik numarası isim bütün bilgileri giriyorsun. Zaten o formu doldurmak için bayağı emek sarf etmen lazım. İnsanın böyle şikayet edesi falan gelmiyor zaten. Yani bitiyor şikayet. Ondan sonra formu dolduruyorum. Hata veriyor. En başa bütün her şey sıfırlayıp geri gidiyor. Ya var ya. Yani geçen hafta Türk Hava Yolları'nın sitesini eleştirmiştim. Toki var ya ooo yani. Dedim ki ya Türkiye'de bakın E-Devlet'in sitesi güzel. Bazı şeyler çok değişti Türkiye'de. Çok güzel oldu eskisine göre. Çok güzel oldu. Ama dünya durmuyor. Ey orada çalışanlar böyle hemen şeycilik yapmayın yani. Hükümetçilik yapmayın. Bilmem biz orada demeyin ya. Bir eleştirin kendinize. Bir bakın yani. Kendinize de bir bakın yani. Dönüp bir bakın. Ya dünya durmuyor ki. Sen 30 sene önceki evet İstanbul'da sular akmıyordu. Çöpler bilmem neydi. Rezaletti ya ama dünya durmuyor. Dünya da bir şeyler yapıyor. Ya sen işte mesela şimdi burada <laughs> İngiltere'deki ben de e, istatistik kurumunu eleştiriyorum. %6,5 mı enflasyon çıkartmış. Bence %20-%30. Ama aramızda yani dev gibi bir fark var ya. Bir bakın ya. Bir bir bakın. Ben de zaten onun için böyle anlatıyorum. Yani i̇ş adamlarına, özellikle iş dünyasına ve artı bürokrasiye bir ufacık bir faydam olursa diye. Şurada takip eden dostlarıma faydam olursa diye. Neyse Token'in sitesinde hatta bir saçmalıktan da bahsetti arkadaşlar. Düşünün şimdi. Ben düşünüyorum ya Toki'deki bu işi planlayan arkadaşlar oturup hani günde 3-4 saat çalışıyorlar ya hani çünkü sabah 9'da mesai başlıyor ama çay içiyorlar. Çay yanında simit falan belki bir kalper peyniri falan. Ondan sonra bir yarım saat falan işlere bakıyorlar. Belki bir toplantı falan yapıyorlardır. Saat 11'de bir daha çay saati geliyorum yani. Çok çalıştılar. Ondan sonra 12-12.30 zaten yemek saati. Bir saat, bir buçuk saat. Ondan sonra da bir saat, bir buçuk saat daha çalışıp sonra zaten servislerin zamanı geliyor. Gidiyorlar yani. Hani Ankara'ya gittiğim zaman hep böyle çünkü. Ankara'da zaten bürokrasiyle görüşmek, üst düzey bürokratlar var süper onlara bahsetmiyorum. Ama böyle normal memur takımı veya da işte başkan yardımcısı, başkan yardımcısının yardımcısı falan. Abi ne memurlar yani. Ya memurluğun adını böyle rezil etmişler yani. Yani kesinlikle zaten e, saat 3'ten sonra görüşemiyorsun. Çünkü ikide bir saatine bakıyor servislik atacak işte ailesine zaman ayıracakmış paşam. Yani Cumartesi pazar asla zaten görüşemezsin ya da iş için görüşmüyoruz bunlar arkadaşım benimle bahsettiğim insanlar tanıdıklarım. Ama şeyler yani böyle hemen evine gidecek yani bitecek gidecek yani o kadar şey. Her neyse Toki'deki bu düşünen arkadaşlar şimdi o 1-2 saatlik mesailerinde toplantılarında acaba bunun gurbetçilere yönelik olduğunu unutmuş olabilirler mi? Çünkü sisteme kayıt olurken illaki Türk telefonu istiyormuş. Ya arkadaş adamın belki Türk telefonu yok. Yok olmayabilir yani. Çünkü alıyorsun bazen 6 ay sonra bir sene sonra geliyorsun Türkiye iptal oluyor. Yani birçok insan bunu yaşıyor burada. Ya belki de Türk telefonu yok adamın. Ya İngiliz illa Türk telefonundan kayıt yapılması gerekiyormuş. Ya bu kadar basit bir şey bile o formu oluşturan o <laughs> sistemi kurgulayanların düşünememesi gerçekten çok garip. Bakın Türkiye'de var ya Türkiye'deki en büyük problemimiz büyük işleri halletmekle ilgili değil. Küçük işleri halledememekle ilgili. Ya ciddi diye problemimiz var. Ya. Ufak ufak işler ya. ya. Burada İngiltere'de Gov.UK hükümetin bir web sitesi var. Müthiş ya. Mükemmel. Zaten defalarca ödül aldı. Böyle web sitesi içerisinde bir bilgi ararken böyle denize dalarsın keyifle böyle. Bilgiler akar böyle. O siteye gidersin. Oradan oraya sana link verir. Oradan oraya link verir. Böyle bilgiler yağar yani böyle. O kadar hoşuna gider ki. Bol bol doldurmuşlar. Bol bol. Bakın bir tane kanun çıkacak. Scale up diye bir vize çıkacak. Değil mi? Bu scale up'la ilgili bir sene öncesinden duyurdu adamlar. Biz dediler seneye scale up diye bir vize çıkaracağız. Bir tane blog yazısı yazdılar ve şu anda tartışmaya açtılar. Bir yıldır tartışılıyor bu. Adamlar bütün verileri topluyor. Topluyor da topluyor. Topluyor da topluyor. Sonra bakın Nisan ayında bir scale up vizesiyle ilgili bir işte web sitesinde bilgilendirme çıktığında her detay olur. i̇lla unuttukları şey oluyor. Bir sürü bizim de eleştirdiğimiz şey var İngiltere'de. Ama şimdi ben Toki'nin sitesiyle bir kıyaslıyorum. Oho yani Toki'de A4'e zor. Ya bizim Hüseyin Kemal'e ver daha çok detay yazar. Şey, <laughs> anlat ona o daha çok detay yazar. Baba şunu da yazalım bunu da yazalım. Bak insanlar böyle düşünür. Şurada sıkıntı çekmesinler. Burada böyle ama insan bir terms and conditions ya. Böyle kurallar şartnameleri güzel halkın anlayacağı şekilde bir yazarsın ya. Net bir şekilde. Bu kadar mı zor ya? Oy oy. İnsan üzülüyor ya. Gerçekten yani şu verdiğimiz vergilerin bu kadar çarçur edilmesi. Ya bir günde 3 saat değil de 5 saat çalışın oturduğunuz yerde. Orada bir çalışın yani azıcık. Ay ay. İngiltere'den haberlere geçiyorum. İngiltere'de tabii enflasyon patladı. Burada da yani. %6.2 resmi enflasyon. Ama ben dediğim gibi buna inanmıyorum. Bu da biz bütün tweetler aynı herhalde. Yani %30'ların altında zannetmiyorum. Çünkü enerji fiyatları patladı. Yani şurada şeyler var işte istatistikler var. Ee, şöyle okuyayım hemen. Mesela sadece bir yıl içerisinde 700 sterlin yıllık enerji fiyatı artmış. Yani bir aile başına enerji fiyatından bahsediyorum. Yani biz normal şartlarda 1200-1300 sterlin. Hani aylık 100, 100 ne kadar ediyoruzdur biz elektrik ve doğalgazdan bahsediyorum. Yani aylık 100 ödüyorduk geçen senelerde. 1200 sterlin diyelim. Şimdi bu 1200 sterline bir 700 sterlin daha eklenmiş. Şimdi bunun yüzde kaçtır yani hesabını siz yapın. Yani yüzde 50'den fazla. Dolayısıyla onun dışında benzin, dizel anormal derecede arttı. E gidiyoruz marketlerde ciddi bir artış var. Ya şöyle bir şey yok. Hani Almanya'da falan böyle haberleri Türk haberlerinde yayınlanıyor işte. Raf var boş, bir raf boş herhalde. Orada birileri fotoğrafını çekip paylaşıyor. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Henüz ben görmedim. Gerçekten olur mu? Ama e, enflasyonun buranın oranlarına göre, buranın değerlendirmelerine göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve son 30 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor İngiltere şu anda. Bununla ilgili Maliye Bakanı da bir bir takım tedbirler açıklıyor. Tabii bunlar da tedbirler yapmaya çalışıyorlar. İşte gelir vergisini düşüreceğiz diyorlar. Hane halkını desteklemek için bir fon var. O fonu 1 milyar sterline çıkartıyorlar. Yıllık ekonomik büyüme tahminini %6'dan %3.8'e indirmiş mesela. Büyüme düşüyor. İşte bu savaş çok etkiledi. Tam pandemiden sonra böyle bir nefes aldık derken savaş çok etkiledi. Akaryakıtta ee, <laughs> ya Allah 5 kuruş indirim yapmış litre başına. 5 kuruş vergi indirimi. Maliye Bakanımız Rishi Sunak diye bir adam var. O bunları açıklamış. Ve imalat sektöründe de önümüzdeki 3 aylık tabi şimdi istatistikleri çok güzel yapıyorlar. Önümüzdeki 3 aylık 6 aylık fiyatlandırmalar var. Burada sabittir fiyatlar. Mesela bizde nasıldır? Abi bir gel ya hallederiz. Yani gel sen bizim dükkanı hallederiz modundadır ya. Burada fiyatlar sabittir mesela. Sen şimdi bir malzeme alacaksın toptan bir malzeme alacaksın diyelim. İşte şu anda Mart'tayız. Nisan fiyatı varmış. Şimdi normalde 6 aylık fiyatlar verilirdi. Fakat şimdi firmalar, üretim sanayi firmaları şu anda şöyle bir şey yapmışlar. İşte Nisan fiyatı ayrı, Mayıs ayrı, Haziran ayrı. Yani artıyor fiyatlar. Şimdi bu da önümüzdeki ayların enflasyonunun artacağını gösteriyor. Çünkü üreticiler ya da e, ham madde imalat getirenler, satıcıları, ham madde ham imal edenler, getirenler, hazırlayanlar fiyatları 3 aylık düzeyde, önümüzdeki 3 ay içerisinde hep artıracaklarını şimdiden söylüyorlarsa, listelerini buna göre hazırladılarsa o zaman bu da artacak demektir. Şimdi devlet de buna göre tedbir alıyor. Yani böyle kör uçuşu bir durum yok açıkçası. Bizle kıyaslıyorum tabii ki. Ben böyle eleştiriyorum ya. ya Türkiye'mizi çok seviyoruz. Bazıları da böyle var var var. Kimisi, kimisine göre ben Tayyipçiyim. Kimisine göre ben işte Tayyip düşmanıyım. Yani böyle saçma sapan yorumlar yazanlar oluyor bazen. Ee, o yüzden yani eleştirilerimi lütfen biraz pozitif algılayın. Böyle negatif algılayanlar için söylüyorum. İşte Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdim diye öbürküler üzülüyor. Onu eleştirdim diye öbürküler bilmem ne oluyor. bir acayip bir araç. Anlatması güç. İngiltere Ukrayna'ya 6 bin tane füze gönderecek savaşta. Şimdi bu savaşın dengeleri böyle bir duruyor. Yani çok açıkçası beni de endişelendiriyor. Hani tarih kitaplarında böyle 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ile ilgili de Söylenen bir şey vardı ya işte o oraya gitti bomba attı ondan sonra savaş başladı. O oraya gitti bir şey yaptı savaş başladı. Yani dünya savaşının fitilini ateşleyecek bir şey olursa diye korkuyorum ya. Çünkü böyle hep sınırlardalar şu anda. Bir, bir deli işte Putin bir şey yaparsa o, o film kopar ya öyle söyleyeyim. Artık o dünya savaşı değil de şey olur. Kıyamet savaşı haline gelir. Belki de şu an dünya savaşı yaşanıyor. Belki de tarihçiler diyecekler. Aslında bu dünya savaşı böyleydi falan diyecekler. Ama bundan sonra nükleer silahlar kullanılırsa zaten kıyamet savaşına döner. Hatırlarsanız birkaç ay önceki bir videoda anlatmıştım. İngiltere'de post ofisler var yani büyük devlete bağlı ama biraz özerk gibi böyle yarı özerk falan post ofisler. Bunların müdürlerinden 736 tane müdüre çok büyük cezalar verilmiş. Hangi yıllar arasında? 2000 ila 2014 yıllar arasında. Nasıl ceza verilmiş? Sahtekarlıktan. Bu adamlar post ofisin müdürü mesela bir yerde bir şube müdürü. Adamı maliye geliyor çat 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 cezalar işte adamlar hırsızlıkta suçlanıyor hesaplarına para götürdüğü söyleniyor atıyorum 100 bin sterlin adam oradan para çaldığı gözüküyor diyelim hesaplarda. Ama ve adamda öyle bir para yok. Ailesi bu sefer diyor ki nerede bu para sen bizden habersin parayı yedin. Bu sefer aile de adama karşı dönüyor. Ondan sonra adam diyor ki hayır çalmadım. Aile, ama bir ispat bak çıkmış işte rakamlar. Mali teftişler geçiriliyor. Adam çalmış. 100 bin sterlin gitmiş. Para çalınmış. Ve adam kendisini ispatlayamıyor. 736 tane adam kadın yani. Bundan bahsediyorum. Hiç, hiç kimse, hiçbirisi kendisini ispatlayamıyor. Hepsi hapislere giriyor. Kimisi, hatta bir ikisi ölmüş bu arada. Aileler boşananlar olmuş. Terk edenler olmuş. Büyük aile faciaları. Hangi yıllarda? 2000 ile 2014 yıl arasında. 736 tane posta müdürü. Fakat 2 <laughs> sene önce bir ortaya çıkıyor. Hiç hepsi haklıymış, hepsi yani suçsuzmuş aslında, hiçbir hırsızlık yapmamış. Horizon diye bir program var, hatta bu Japonların yaptığı bir muhasebe programı. Orada bir teknik hata varmış, adamlar bir şekilde hesaplarında açık çıkıyormuş teknik hata sebebiyle. Tabii birkaç kişi de ölmüş bu arada, ay dağılan aileler olmuş, bir sürü dramlar yaşanmış. Ya yani çok enteresan bir şey bence bu. Bizim yani Türkiye'de de bir potansiyel yaşanıyorsa bile haberimiz olmuyor olabilir ama potansiyel bir durum. Ee, ve e, şu anda İngiltere bunların hepsine büyük bir tazminat ödemeye hazırlanıyormuş maliye. E, onunla ilgili görüşmeler devam ediyormuş. Hatta şu ana kadar bir ön ödeme olarak yüz binler sterlin yapmışlar ödemeleri. Ya bu Boris Johnson var ya çok orijinal bir adam. Bizim oğlanın lafıyla Joris Bonson diyor. Boris Johnson e, çok değişik bir adam. ya. Yani bu adamı takip edin bak. yani Özellikle medyacılar özellikle marketinciler bu adamı takip edin. E bu NATO zirvesi sırasındaki yaklaşımı, işte fotoğraf çekimindeki şeyleri İngiltere'de de tabii çok eleştiri konusu da oldu. Ya diyorlar hatta ya Türkçe şaklaban, şaklaban diye çevirmişler bir haberde. Eurovision'un bir haberi. Tam bir şaklaban diye çevirmişler. Hiç ciddiyeti yoktu adamın tabii ki. Ve iki sene sonra, üçüncü yılda Trafalgar Meydanı'nda, İngiltere'nin meşhur meydanıdır, en büyük meydanı. Orada bayram namazına hazırlanıyormuş Müslümanlar hatta e, organizasyonu yapan grup daha çok işte Pakistanlılar, Bangladeşliler geldiği için geçtiğimiz yıllarda demiş Türklere hadi siz de gelin 20 bin kişi beraber bayram namazı kılalım diye. Pandemiden sonra ilk kez bayram namazı kılınacakmış. Şimdi İngiliz, İngiltere'de düşünce kuruluşları çok etkilidir. ya yani her gün e, ben de Londra'dayken öğrenmiştim. E, eski eski büyükelçi anlatmıştı böyle. O da katılıyormuş zaman zaman. Her gün sabah 6'da binlerce düşünce kuruluşu. Londra zaten büyük bir yer, büyük bir ekonomi. Hem siyasi hem ekonomik yapısı var ya yani. böyle binlerce, yüz binlerce şey var. Hani bürokrat var, çalışıyor. E, uluslararası diplomat var. Her gün sabah saat 5.30 6'da e, herhangi bir düşünce kuruluşuna gidiyorsun ve yani önceden davetli ya da programlı rezervasyonlu beraber bir çay içiyorsun. O gün bir moderatör var ve o gün dünya gündemiyle ilgili bir konu konuşuluyor ya da İngiltere gündemiyle ilgili bir konu konuşuluyor. Her düşünce kuruluşunda bir uzmanlık alanı var. Kimisi uluslararası ilişkilerde, kimisi uluslararası finansta, kimisi işte ülke içerisindeki bir şeyle, kimisi çöp üzerine odaklanmış, kimisi sağlık üzerine odaklanmış ve sen ilgi alanına uyan şeylere gidebiliyormuşsun. Böyle bir dünya var Londra'da. Ben katılmadım açıkçası. Ben başka biraz da sabah altıda gidilenlere değil de akşam gidilenlere katılmıştım. Her neyse, şimdi bu düşünce kuruluşlarından bazıları çok büyük tabii. Tabii ki özür dilerim. Sabahları bu bütün konuşmalardan Birileri notlar alıyor ve bu veriler böyle yukarıya doğru çıkarak devletin uluslararası ilişkilerini ya da devletin içerisindeki içerideki idaresini etkiliyor tabii ki bu fikirler. Çünkü ciddi adamlar geliyor sabah beş buçuğunda altısında işe gitmeden önce yarım saat gidip kahve içip o muhabbeti yapmak fikrini söylemek müthiş bir şey. yani Hem e, o demokratik kültür açısından da müthiş bir şey. Ve çok zeki insanlar, çok böyle başarılı iş adamları, işte yazılımcılar, mimarlar, mühendisler işte sabah 6'da gidip fikrini söyleyip işine gidiyor. Öyle düşün yani. Müthiş bir şey. Tabi onların güzel açıklamaları da oluyor. Onlardan bir tanesi düşünce kuruluşu demiş ki ciddi bir araştırma sonucunda yakın zamanda 1 milyondan fazla kişi ağır yoksulluk yaşayacak ve hızla tedbir alın demiş. Bunlar önemli bilgiler. Bu adamlar bir şey söylüyorsa gerçekten olma ihtimali yüksek yani verilere göre hareket ediyorlar. Yine İngiltere Seyahat Ajantaları Birliği açıklama yapmış. Şu anda İngilizlerin %57'si yaz seyahat planlarını yaptı, rezervasyonlarını yaptı demiş. Ve en fazla İngilizlerin gittiği 4 ülkeyi sıralamış. İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, pardon 5 ülke, Türkiye. 5 ülkeyi sıralamış. Ve bu 5 ülkede 5. sırada Türkiye'ye geliyor. Ama velaki biliyorsunuz e, Türkiye'de işte 900 dolarlar civarında diyebiliyorum bir işte İngiliz'in ya da bir yabancı turistin gelip e, tatilde harcama rakamı. Ama İspanya'ya gittiği zaman bir İngiliz turist 2500 dolar, 3000 dolar harcıyor. Yani İspanya zenginleri gidiyor, bize fakirleri gidiyor. Neden öyle? Çünkü şöyle bir şey var. Go UK'de İngilizler için bir e, yurt dışı seyahat bölümü var. Yani İngiliz vatandaşıysan hangi ülkeye gitmek istiyorsan giriyorsun oraya bakıyorsun. Diyorsun ki ben işte diyelim Tanzanya'ya gideceğim. Tanzanya'da ne yapmam lazım? O kadar detay var ki ya. Mesela ben Türkiye'ye bakmıştım bir, şey, bir vesileyle geçenlerde lazım olmuştu. Bir başka İngiliz için lazım oldu. Ben de baktım merak ettim. Az önce dediğim gibi müthiş böyle acayip detaylı bilgiler var. İşte Türkiye'de nasıl ticaret yapılır, Türkiye'de nerelerde kalınır, Türkiye'de e, dikkat etmeniz gerekenler falan filan. Ama ben Türkiye ile ilgili detayları okuyunca dedim ki ya Allah'ım yarabbim normal bir İngiliz gitmez Türkiye'ye dedim. Ya bütün her şeyi ya bizi böyle analiz etmişler. Bütün detaylara kadar yazmışlar. Hırsızlıkları, taksi, taksiler bile var diye biliyorum. Yani bir link vardı oradan blog sayfalarına veriyor. E, bir takım YouTube kanallarına bile link vardı öyle hatırlıyorum. Bakabilirsiniz yani ben, ben bu arada çok şey okuduğum için o anda Gov.UK'den bir yere zıplamış. Oradan da bir yere zıplamış olabilirim. O yüzden Gov.UK'de YouTube linki var mıydı onu hatırlamıyorum. Ama o kadar çok detaylı bilgi vardı ki. Dedim ki bir İngiliz, kaliteli bir İngiliz, macera böyle hayatını işte bir macera uğruna yok etmek istemeyen bir İngiliz. O yazıları okuyunca gitmez Türkiye'ye. O yüzden bize işte Fethiye'de görüyorum İngiliz'in şey ya yani, seviyesi düşük insanları geliyor. Yani konuşmasından falan anlıyorsun tarzından falan filan. Yani fakiri geliyor. İşte en düşük kültürel seviyesi olarak en düşük seviyede olan İngilizler geliyor. Ee, İngiliz'in paçozu geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Ee, ama işte oradaki GoUK'li yazılar da hani %90'ına katılmak zorunda olduğum yazılar. Maalesef yani maalesef. E ben de gittiğim zaman zaten düşünüyorum ya. Lan İstanbul'a gelen bir İngiliz bir taksiye binse ne yapar acaba diyorum ya. Yani. Yani ne yapar, nasıl düşünüyordur acaba diyorum. Ya da bir otobüse binse, bir metroda gezmek istese nasıl düşünür acaba diyorum ya. Üzülüyorum ya biz bu adamlara diyorum misafirimiz ve bunlar biz ne kadar iyi ağırlarsa bunlar o kadar para harcayacak burada. Harca, para harcadıkça da, harcadıkça da biz kazanacağız, zengin olacağız. Ama bunu yapmadığımızı görüyorum. Böyle kısa vadeli kazıklamalarla uğraşıyor işte bizim taksici esnafından başla. tahta Tahtakale'ye kadar oradan Antalya'ya in, Antalya'da da öyle, Fethiye'ye git orada da öyle Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı artıyormuş ve İngiltere 4. sıradaymış Avrupa'da, Almanya 1. sıradaymış. Galler'de çocuklara tokat atma yasağı 21 Mart'ta başlamış. <laughs> yani İngiltere'de bu çocuk koruma kanunu var. Yani çok ağırdır. Galler tabi ayrı bir ülke yani. İngiltere malum Birleşik Krallık 4 ülkeden bir teşekkil. Birisi de Galler. Galler'de yokmuş demek ki bu. Ama İngiltere'de var. Yani kesinlikle çocuklara dokunamıyorsun. Şimdi elektrikli otomobillerde İngiltere'de e, yol vergisi alınmıyor. Şimdi yol vergisi alınmayınca burada bir yol vergisi diye bir şey var. Road tax diye bir şey var. Ve o road tax ile bütün işte yolların bakımları şunları bunları yapılıyormuş. Yani vergiler oraya gidiyormuş. Fakat şimdi elektrikli arabalar gittikçe arttığı için onlardan da yol vergisi teşvik amaçlı alınmadığı için bu sefer ciddi bir gelir kaybına uğruyormuş devletin o kanadı. Ve bununla ilgili Rishi Sunak Efendi Bayriye Bakanımız ne yapacağız diye düşünüyormuş yani göre geleceği ona göre planlama yapılacakmış. Şimdi elektrikli arabalarda bu hafta enteresan bir haber daha dikkatimi çekti. Elektrikli arabalarla ilgili yine bir kuruluş hatırlamıyorum şimdi. Önümde yazmıyor çünkü şu an. Aklıma geldi yani haberlerde radyoda dinlemiştim. Açıklama yapmış. 2030 yılından sonra elektrikli normal petrol dizelli araba satılmayacak ama 2030 yılına kadar üretilen elektrikli araba sayısına göre elektrik şarj üniteleri yetmeyecek diyor. Ve anormal bir açık varmış. Şu anki gidişata göre diyor. Ve acil eylem çağrısında bulunuyor. Diyor ki şarj üniteleri üretilmesi lazım. Hızlı şarj üniteleri üretilmesi lazım. Nerelerde şarj edecekler? İşte lokasyonlar, güvenlik, problemler, hırsızlık durumları, işte elektrik olduğu için bir takım işte kazalar durumunda neler olacak? Onların yangına karşı tedbirleri, bunun bir regulasyonu. Bununla ilgili hızlı çözümler olması gerekiyormuş. Şimdi ben bunu söylüyorum ya. Bu Türkiye'de de bir 10 yıl sene sonra gelecek başımıza ona göre de tedbir almak lazım. Bu arada bir iş fikri. Bakın araba sektöründeki dostlarıma söylüyorum. Dev gibi bir acayip bir büyük bir sanayi pardon ticaret fikri var burada. Nasıl diyeyim? potansiyeli var fırsatı var. Şimdi bütün Avrupa'da elektrikli arabaya doğru hızlı bir kayış var. Dolayısıyla dizel ve petrol arabalar buradan çıkacak. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde şimdiden başlamak üzere artı 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 gidecek. Nereye gidecek? Doğuya doğru kayacak yani. Önce Doğu Avrupa'ya. işte Polonya vesaire, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan. Oradan Türkiye'ye, oradan da Mısır'a doğru kayacak. Şimdi bakın bu büyük bir milyonlarca arabanın bu taraftan oraya doğru kayması demek. Satılması demek yani. Bu da büyük bir ticaret demek. Ya bunlar parçalanıp satılacak ya aha, aha, bu şekilde gönderilecek. Aslında devletler bununla ilgili mesela Türkiye çok büyük bir fırsat yakalayabilir. Yani kullanabilir. Mi? Belki vergilerle ilgili bir ayarlama yapabilir. Bunu büyük bir fırsata dönüştürebilir Türkiye. Alıp oradan belki bir geçiş noktası yapabilir. İşte Afrika'ya doğru arabaları kaydırabilir. Yani maalesef işte o taraflara elektrikli arabalar belki 100 sene sonra 50 sene sonra gideceği için e, öyle olacak. Bu arada İngiltere'de kuş gribi ile ilgili büyük bir alarm verildi ve gezen tavuk yumurtasının satışı durduruldu bu haftadan itibaren. Eee ikinci bir emre kadar diyelim. ikinci bir habere kadar durduruldu. Şimdi sağlık sistemini çok eleştiriyoruz İngiltere'de. Gerçekten çok sıkıntılar var. Daha dün do, bir dostlar meclisinde konuşuluyordu. Yani gittim 5 saat bekledim acil serviste. Gittim 10 saat bekledim. Bu hikayeleri çok duyarız. İskoçya'da bir araştırma yapılmış. İskoçya'da Birleşik Krallığın 4 ülkesinden birisi malum. İskoçya'daki bir araştırmaya göre bir yıl içerisinde acil serviste kurtarılabilecekken beklediği için kurtarılamayan tespit edilebilen 240 hasta olmuş. Ölmüş adamlar yani. Yani adam aslında kurtarılabilecekken acil serviste beklediği için ölmüş adam. Ve bu tespit edilebilen 240 kişi İskoçya'da. İskoçya 2-3 milyon nüfuslu bir ülke. Yani kaç milyon hatırlamıyorum da o kadar herhalde. Düşün İngiltere'nin diğer geri kalan kısmını. Aa, bu şekilde çok kötü yani. İngiltere bu konuda ciddi bir önlem almak zorunda. Bu bir veriler onu gösteriyor. Yani yapacaklardır büyük ihtimal. Amazon 100 milyon dolarlık Türkiye'de lojistik üssü kuruyormuş. Bakın Amazon bundan 10 sene önce falan İngiltere'de çok zayıftı. Ama öyle yatırımlar yaptı ki Amazon uçtu yani. Ben olsam Türkiye'de ticaret yapan bir insan olsam Amazon üzerine bir şeyler yaparım. Çünkü Amazon bir yere girdi mi silme götürür yani. Bugün trend yol gitti gidiyor bilmem ne o bu falan. Bence şu anda 3.5 atıyorlardır yani Amazon geliyor diye çünkü burada öyle oldu dümdüz etti yani Amazon. Sistemi itibariyle müthiş kolaylıklar sağlıyor. E, müşteriyi önceleyen bir sistem. Yani satıcıyı değil, müşteriyi aşırı derecede e, önemsiyor. Bu biraz bazı konularda tabii çok ciddi sıkıntılar da oluşturuyor. Ama ve lakin e, büyük yatırımlar yapıyor. Yani zaten parasal hiçbir sıkıntıları yok adamların artık. Girdiği zaman da dümdüz edebilir Türkiye'deki e-ticaret piyasasını. Aha da bakın size süper bir haber. Bugün biraz uzattık ama Şimdi kripto paracılar için müthiş bir haber var. <laughs> İngiltere Merkez Bankası kripto para birimleri için kural kitabı yazmaya başlamış. Aa evet. Artık kripto para legalize oluyor demektir. Adım adım legalize olacak demektir. Çünkü demişler ki arkadaş, bu kripto paradan artık şey yapamayacağız yani. Geri dönüş yok. Ama biz bunu da kontrol edemiyoruz. Ee, yani normal finansal yapı içerisinde paranın hareketliliğinde kontrol edemiyoruz. O zaman demişler biz bunlarla ilgili bir kurallar kitabı yazmamız lazım ve bir kanuna dönüşecek bu anlaşılan. Demek ki kripto paraları legalize edecekler İngiltere'de. İnsan kaynakları firmaları artık metaverse'e geçecekmiş. Dünyada Dünya Gazetesi'nden bir haber geldi önüme. Ya metaverse meselesi gittikçe büyüyor. Bence buna yazılımcıların yatırım yapması lazım. Bazı girişimcilerin, bazı parası olan sevgili dostlarımın bak beni dinleyen müteahhitler var, parası olanlar var. Boş verin ikinci yazlığı yapmayın abi. Gelin güzel yazılım dünyasına yatırım yapın. Bakın mesela yine hayattaki değişimlerden. Lloyds Bank buradaki en büyük gruplardan bir tanesi. Bunlar bir aile diyebiliyorum. Halifax falan da bunların içerisinde. Bazen ben karıştırıyorum. Halifax diyorum ama Lloyds grubu bunlar. 70 tane, pardon, 60 tane şubesini kapatma kararı almış bu hafta. 60 şubesini kapatacakmış. Çalışan 140 124 kişiyle ben bugün rakamlarda atıyorum tutturamıyorum bir türlü. 124 kişiyle farklı birimlere kaydıracakmış. Sebebi de demişler ki ya bu 60 şube de e, yeterince insan gelmiyor, müşterilerimiz gelmiyor. Çünkü neden? Çünkü artık herkes online bankacılık kullanıyor. Mobil bankacılık kullanıyor. Dolayısıyla biz demişler adım adım şubeleri kapatacağız. Herhalde böyle bu gidişle 5-10 seneye banka şubesi diye bir şey kalmayacak yani. Bakın dikkat çekici bir haber daha var. İngiltere İngiltere ordusu tüm personeline WhatsApp'ı silmesi emri vermiş. Ya WhatsApp'ın bu güvenlik meselesi zaten bana hiç güven vermiyor. Hep söyleniyor. E, bilinen en güvenilir yazışma. İşte uçtan uca şifreli falan. Yok ya nasıl ya. bu mutlaka kırılır ya. Ki geçen bir yazılımcı dostumuz da söyledi nasıl kırılabileceğiyle ilgili bir temel mantık da var zaten. Bir uygulama haberi var. İngiltere'de kadınlar arasında en hızlı yayılan güvenlik uygulaması WalkSafe diye bir uygulama. Şimdi kadınlar işte istatistikler yayınlanıyor falan filan haberde var. Yani kadınlar yolda yürürken korkuyormuş. Karanlıkta korkuyormuş. Ama biz de korkuyoruz zaten. Fark etmiyor ki yani. Her yerde dünyanın her yerinde karanlıkta bir yerden bir yere giderken korkarsın. Muhtemelen sadece kadınlar kullanmıyordur bunu. Erkekler de kullanıyordur. Ee, ve dolayısıyla bu WalkSafe uygulaması da acayip işe yarar bir uygulamamış. Onunla ilgili bir haber var. Ya el alem aya gider biz yaya gideriz falan diye bir muhabbet vardı ya. Şimdi Amerika merkezli uzay girişimi Aquarian Space diye bir kuruluş. Ay ve Mars'a internet bağlamak üzere, <laughs> internet sistemi kurmak üzere bir hazırlığa başlamış, kolları sıvamış. Çünkü demişler ki şu an ayın üzerinde ve çevresinde 13 tane uzay aracı var. Yakın gelecekte de 200'ü geçecek ve bunların bir internet bağlantısına ihtiyacı var demişler ve bunun hazırlığına başlamışlar. Bu Apple Türkiye'de telefon ben bilmiyorum tabii Türkiye'den telefon almadım için. Türkiye'de taksitle telefon satışı durmuş. Yani uzun zamandır yokmuş zaten. Apple Türkiye'de bu işi çözmek için çünkü buralarda Apple taksitli telefonlar veriyor. E, taksitli olarak veriyor telefonu. E, ama belli bir kredi skorun, belli bir düzenin olması lazım. Şimdi ben böyle söyleyince abi bana taksitli telefon alabilir misin diye aramayın beni ya. Öyle oluyor öyle şeyler. Burada herkes telefon alamıyor yani öyle pat diye de telefon alamıyorsun. Her neyse Apple demiş ki Türkiye'de ben bunu demiş App Store üzerinden bir üyelik gibi bir şey yaparak yapabilirim demiş. Ve o şekilde telefon vermeye hazırlanıyormuş. Türkiye'deki Apple'cılar, iPhonecularda bir hareket oluşmuş olabilir. Son birkaç teknoloji haberiyle de bitireyim. Bugün bayağı uzun oldu. Şimdi ben de çok <laughs> yaşıyorum. Şimdi benim bu şu an kullandığım telefonum. Yani belki binlerce kişi de var yani. En az bir 5000 kişi de vardır yani rahatlıkla. Çünkü işim geri yıllardır. Ben çok fazla öğrenciyle, çok fazla öğrenci velisiyle, iş adamıyla. işte Ankara anlaşması için gelenlerle, farklı vizelerle ilgili ya da oradan buradan eşten dosttan herkes telefonumu aldı. Şimdi bazen bazı insanların da bir ayarı yok yani. Gece 12'de mesela mesaj yazıyor. Ben de telefonum hep yakınımda olur. Yani olur bir dostumuzun bir ihtiyacı olur diye açık tutarım telefonumu. Yani bakarım, ederim falan diye. Şimdi arka arkaya yazıyor WhatsApp'ta. Bir de o kişiyi kapatmadığım için sesini kapatsam da cız cız bakıyorum. Gece 12 Türkiye'de 3 yani. Adam aklına bir şey gelmiş. Ya şöyle şöyle bir vizeyle gelebilir miyiz? Telefonunuzu işte Mehmet Bey'den aldım diyor. Hayda. Lan insan bir, bir. Yani kişisel telefonum sonuçta. Bu, değil mi? Orada yazıyor bak WhatsApp'ımda. Ahmet Ferruh önce yazıyor vesaire vesaire. Ben de bundan muzdarip olanlardan birisiyim. Çok olmuyor da yani haftada bir iki defa oluyor işte kızıyorum yani. Ya gecenin bu vakti hayırdır diyorum yani. Hemen acil mi? Hemen şimdi vizeye başvuralım mı falan diye takıldığım zamanlar oluyor yani bazen. Bununla ilgili Hushed Private Pri, Private diye bir e, firma şey uygulama. Firmanın adına baktım da doğru yani doğru ismi mi okudum diye. Çünkü birkaç haber var. E, bu uygulamada size özel bir cep telefonu veriyormuş. Ve sen sadece dostlarına onu şey yapıyorsun. İşle ilgili olan kısmı kapatıyorsun. Ya bu çift hat taşıma falan filan onlar var zaten. Hani ben o şekilde de çözebilirdim ama demek ki biraz daha kolay bir uygulama yani. Artık bilmiyorum haberde çok kolay olduğunun reklamını yapıyor açıkçası. Şimdi mesela yazı yazdığın zaman mutlaka bir editörden geçmesini istersin. Yani güzel bir yazı yazmak istiyorsan işte bir kitap yazdın, bir editör bakar ona. Hoş ben Türkiye'deki editörlerde dostu editörlük görmedim de maalesef. Ee, çok büyük yazarsan falan böyle editörler işe yarıyor. Ben e, işte iki tane kitap yazdım. Orada gördüm yani editörlerin nasıl çalıştığını. Çok basit çalışıyorlar maalesef. E, şu ana kadar hani 7-8 editör gördüysem bunlardan iki tanesi çok iyiydi. Gerçekten iyiydi. Her neyse burada da bir içerik üretiyorsan, bir kitap üretiyorsan, internet için bir yazı üretiyorsan bir yazılım geliştirmişler. All Content Checker diye. Sen yazıyı e, yüklüyorsun oraya otomatik olarak senin yazını kontrol ediyor. Neye göre kontrol ediyor? İşte Google'a uygun mu? İşte yazında bir takım imla hataları var mı? Şunlar var mı? Bunlar var mı? Böyle bir uygulama, bir yapay zeka destekli bir uygulama yapmışlar. Bence çok güzel bir uygulama. İşe yararsa süper. Son haber. No code diye bir şey var biliyorsun. No code yazılım diye bir şey var. Artık kod yazmaya böyle sayfalarca satır satır kod yazmaya gerek yok. Hazır yazılmış kodlar var. Böyle paket gibi düşünün. Ben de hiç yapmadım da hani anlatılanlara göre söylüyorum. Onları alıyorsun böyle sürükle bırak kıvamında yazılım yapıyorsun. Bir tane web sitesi yapacaksın. Ya aklına bir fikir var hemen bir günde o fikri hayata geçiriyorsun. Ha o fikir tutarsa sonra onu geliştirebilirsin. Profesyonel yazılımcılara verebilirsin. Bununla ilgili bir uygulamada sadece Mac'lerde çalışıyormuş Apple bilgisayarlarda. The Complete Blocks diye bir web sitesi uygulaması varmış. İlgilenenlere tavsiye ederim. İngiltere'den herkese selamlar sevgiler dostlar